Sevgili arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık adı altında bir video çektim. Sizler soruların çözümünü izlemeden önce videonun açıklamalar kısmına eklediğim linki tıklayarak sorulara ulaşıyorsunuz. Soruları çözdükten sonra videomu izlemeye başlayabilirsiniz. Ben hepinize şimdiden başarılar dilerim, kolay gelsin. Ve soru 1'den yazılı sorularını çözmeye başlayalım. Düşme kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunmak anlamında kullanılmıştır diyor. A seçeneğinden çıkalım yola. 2 gün içinde ateşi düştü, ağrıları hafifledi. Ateşi düşmek, ateşi eksildi veya ateşi azaldı. Azalmak anlamında kullanılmış. 2 gün içinde ateşi azaldı, ağrıları hafifledi. Azalmak yazsak yeter. Ve uzun bir mücadeleden sonra kale düştü. Kale ele geçirildi veya kale savunulamaz duruma geldi veya kale teslim oldu anlamında kullanılmış burada. Teslim olmak yazsak yeter. C. Bana arada bir bakkaldan ekmek almak düşüyor derken arada bir bakkaldan ekmek almak benim görevim oluyor demek istiyor. Bana görev olarak veriliyor demek istiyor. D seçeneği, birlikte yemek yediğimiz lokanta iskelenin karşısına düşüyordu derken iskelenin karşısında bulunuyordu demek istiyordu. Düşüyordu kelimesi burada bulunmak anlamında kullanılmış. O zaman cevap ne oluyor sevgili arkadaşlar? Cevap Denizli oluyor. Soru 2. Bu şiirde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi iyilik eki almamıştır diyor. Dikkat edin, 3'ünde var, bir tanesinde yok. İyilik ekleri isimlere gelir. İsme sorulan kimin ve neyin sorusu iyilik eklerini buldurur. İyilik sahiplik demektir. Hemen ilk kelimeden başlayalım. Kelimeleri şuraya yazdım zaten ben. Gazetem demiş. Bakın gazete isim. Kimin gazetesi? Benim gazetem. M burada birinci tekil iyilik ekidir. Burnumun demiş yan tarafta. Buraya da ayırdım kelimenin kökünü ve ekini. Burun kelimesi arkadaşlar ünlü düşmesine uğramış. İkinci ecedeki dar ünlü ne olmuş? Düşmüş. Şurada bir U olacaktı. Ünlüyle başlayan bir ek aldığı için ikinci ecedeki dar ünlü düşmüş. Düştüğü için de ünlü düşmesi olmuş. Kimin burnu? Benim burnum. Un burada arkadaşlar. Yine birinci tekil iyelik eki. Şuradaki un eki de ilgi eki arkadaşlar. İyelik ekleri ve ilgi ekleri çekim ekleridir. Kelimenin anlamını değiştirmez. Sobalar kelimesine bakalım. Soba isimdir. Lar çoğul eki. Imız burada yine arkadaşlar. Birinci çoğul iyelik eki. Odunlar kelimesine bakacak olursak odun isim köktür. Lar da çokluk ekidir, çoğul ekidir, iyelik eki değildir. Cevap 4 arkadaşlar. Soru 3. Bu parçaya göre rahatça konuşabilmek aşağıdakilerin hangisini ifade eder diyor. Londra'dan Paris'e döndükten sonra yine günlüklerini yazmaya devam eder. Yalnızlık anlarında günlükleri onun sığınağıdır. Rahatça konuşabileceği tek yer bu defterin sayfalarıdır. Bir günlük tuttuğunuzu düşünün. Rahatça konuşabiliyorsunuz ne demek? Rahatça günlüklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi hiç çekinmeden anlatabiliyorsunuz demek. A. Akıcı bir biçimde yazabilmek. Bundan söz etmedim. İçinden geçenleri açıkça anlatabilmek. Olabilir mi arkadaşlar? İçinden geçenleri açıkça anlatabiliyor mu? Açıkça anlatabiliyor. Çünkü o senin neyindir? Günlüğündür. Açıkça duygu ve düşüncelerini ifade edebiliyorsundur günlükte. Cevap burs oluyor. Fikirlerini başkalarıyla paylaşabilmek. Zaten günlükte fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmıyorsunuz. Kendinizle paylaşıyorsunuz. Bu nedenle cevap C olmuyor. D. İnsanlarla çekinmeden sohbet edebilmek. Yine günlükte kendinizle sohbet edersiniz arkadaşlar. Duygu ve düşüncelerinizle sohbet edersiniz. İnsanlarla sohbet etmezsiniz. Şu çekinmeden ya da paylaşmak kelimeleri sizi tuzağa düşürmesin. Dikkat edin. Rahatça konuşabiliyorsan günlüklerinde içinden geçenleri açıkça anlatabiliyorsun. Çekinmeden yazabiliyorsun demek cevap bursa. 4 numaralı soruya geldim. Bu paragrafta kendisini anlatan ressam aşağıdaki resimlerin hangisinde hayallerini değil de sadece gördüklerini ifade eder, resmeder demek istiyor. Kendimi ve etrafımdaki olayları gün geçtikçe daha çok anlamaya başlamıştım. Bunun sebebi eskisine göre biraz daha hissetmem, düşünmem ve böylece daha fazla görmemdi. Artık bütün gördüklerimi ve hissettiklerimi resimle ifade edebiliyorum. Sevgili öğrenciler, aslında benim bu soruyu çözmem için yukarıdaki paragrafı okumama gerek yok. Hangi görsel, yani hangi seçenekteki görsel gerçekleri ifade eder? Hangileri düş ürünü, hayal ürünü bir bakalım. Bakın burada güneş gülüyor. Güneşin gülmesi bir hayal ürünü oluyor. A olamaz. Burada da bulut ağlıyor. Bulutun ağlaması hayal ürünü oluyor. Yine gerçek olamaz. Burada ağaç ne olmuş arkadaşlar? Göz sahibi olmuş, burun sahibi olmuş. Hatta ağaç sinirlenmiş görüyorsunuz burnunu gördükçe. Yine hayal ürünü oluyor. Bakın burada bir doğa resmi var. Kış mevsimi. Ne yapmış ressam? Olduğu gibi yani gördüğünü resmetmiş. Cevap Denizli oluyor. Zaten A, B ve C'de arkadaşlar söz sanatları var. Söz sanatları biliyorsunuz hayal ürünü. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisinin kökü isimdir? Varlıkları karşılayan, canlı cansız varlıkları karşılayan kelimelere isim denir. İsim olduğunu düşünüyorsanız köküne mekmak getirin.
Mekmak getirdiğiniz zaman anlamsız bir sonuç elde ediyorsanız o kelime isimdir. Mekmak getirdiğiniz zaman anlamlı bir bütün elde ediyorsanız o kelime, kelimenin kökü fiildir arkadaşlar. Bakalım. Hayata iyimser bakardı. İyimser kelimesinin kökü ne oluyor arkadaşlar? İyidir. İyi nedir? Bir isimdir. İyimek diye bir şey olmaz. O zaman cevap ne oluyor? Adı ne oluyor? B. Çayı süzgeçten geçirerek içti. Bu kelimenin kökü süzmektir arkadaşlar. Mekmak getirdiğimizde anlamlı oluyor. Dolayısıyla B seçeneğinde süzgeç kelimesinin kökü, süzgeçten kelimesinin kökü fiildir, süzmektir. C. Odadaki prizde elektrik kaçağı vardı. Bu kelimenin kökü, kaçağı kelimesinin kökü kaçmaktır arkadaşlar. Zaten mekmak mastar ekini getirebiliyorsunuz. D. Derneğin kurucuları bir araya geldi. Kurucuları kelimesinin kökü ise kurmaktır arkadaşlar. Kurmak fiilinden türemiştir. Fiil köktür bu da. Kurmaktan isim olmuş daha sonra. Kurmaktan kurucu olmuş. A seçeneğinde iyimser kelimesinin kökü iyidir. İyi de kelime türü olarak isimdir. Soru 6'ya geldim. 6 numaralı soruda bir şiir karşımıza çıkmış. Ziya Osman Sabah'dan dizeler var. Şiire göre şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dikkat edin, söylenemez. 3'ü söyleniyor, yine bir tanesi söylenemiyor. Yalnız bırakmayın beni hatıralar. Az yanımda kal çocukluğum, temiz yürekli, uysal çocukluğum. Ah ümit dolu gençliğim, ilk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgim. Belli ki şair çocukluğunu unutamıyor, çocukluğuna özlem duyuyor. A. Bulunduğu durumdan şikayet ettiği. Tabii ki bulunduğu durumdan şikayet ediyor. Bulunduğu durumdan şikayet etmese çocukluğunu özlemez. Ah ümit dolu gençliğim demez. A seçeneği çıkıyor. B seçeneği yalnızlık duygusu içindedir şair diyor. Doğrudur, şair yalnızlık duygusu içindedir. Niye? Yalnız bırakmayın beni hatıralar diyor. Demek ki şair hatıralarıyla ne oluyor? Avunuyor arkadaşlar. İçinde bulunduğu durum yalnız bir ortammış, yalnız bir durumdaymış, yalnızlıktan şikayet ediyormuş. C. Geçmişine özlem duyduğunu, bunu zaten ilk cümlemde söylemiştim. Şair ne yapıyordu? Çocukluğuna, gençliğine özlem duyuyordu. Kötü bir çocukluk geçirdiğine dair yukarıdaki şiirden bir anlam, bir sonuç çıkaramıyorum. Tam tersi, güzel bir çocukluk geçirmiş ki şair hep hangi dönemini hatırlıyor? Çocukluğunu hatırlıyor, hatırlamak istiyor, gençliğini hatırlıyor, gençliğini hatırlamak istiyor. Cevap Denizli. 7 numaralı soru, 1 ve 2. kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. 1 ve 3. kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir diyor. 1 ve 2'ye bakalım hemen eş anlamlı mı? Büyük ve kocaman eş anlamlıdır. Büyük ağaç, kocaman ağaç. Genç ve yaşlıya bakalım. Genç ve yaşlı zıt anlamlıdır. B seçeneğini eledim. Kötü ve fena yine eş anlamlıdır. Kötü insan, fena insan. Soğuk ve sıcak arkadaşlar zıt anlamlıdır. Bunu da eledim. Hemen şu bilgiye göre bakalım. 1 ve 3. kelimeler arasında zıt anlamlılık olacak. Büyük, iri yine arkadaşlar eş anlamlı oluyor. A seçeneğini de eledim. Kötü, iyi. Evet, kötü ve iyi arasında nasıl anlamlılık ilişkisi var? Kötü ve iyi arasında nasıl bir anlam ilişkisi var? Zıt anlam ilişkisi var. Kötünün zıttı iyidir. Yine kötünün eş anlamlısı fenadır arkadaşlar. Cevap Denizli. Soğuk, serin demiş arkadaşlar. Buna da yakın anlam diyebilirsiniz. Cevap Ceyhan. 8 numaralı soruya geldim. Bir paragraf sorusu. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Metinden çıkardığımız sonuç isteniyor. Mutlu veya mutsuz olmanıza kim karar verir? Elbette siz, yalnızca siz. Bir insan mutlu olmayı isterse mutlu olur. Sürekli hiçbir şey iyi gitmiyor, hiçbir şey beni memnun etmiyor derseniz kolayca mutsuz bir insan olur çıkarsınız. Bunun yerine her şey iyi gidiyor, yaşamak çok güzel derseniz mutlu bir insan olursunuz diyor. Demek ki mutlu olmak kimin elindeymiş? Bizim elimizdeymiş. Hatta şu ilk cümleler ana fikir cümlesi oluyor. Mutlu veya mutsuz olmanıza kim karar verir? Elbette siz, yalnızca siz. Eğer biz karar veriyorsak mutlu olmamızı arkadaşlar, demek ki cevap ne oluyor? Mutlu olmak kendi elimizde oluyor. Cevap Ceyhan. Mutluluğun sınırından söz etmedik. Mutluluk paylaştıkça çoğalır demedik. Yine başkalarının düşüncesi mutluluğu etkiler diye yukarıdaki paragrafta bir bilgi, bir düşünceye yer verilmedi arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Soru 9 paragraf tamamlama sorusudur. Bu paragraf konusuna göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? Çocuklara hayata dair ipuçları veren kitaplar bazen işleri çok kolaylaştırabiliyor. Çocuk kitaptaki kahramanla çoğu zaman bir duygudaşlık kuruyor. Üstelik aynı hikayeden karşılaştığı sorunlar için başka çözümler de üretebiliyor. Dolayısıyla böyle kitaplar çocukları ne yapıyor arkadaşlar? Tabii ki hayata hazırlıyor. Cevap Adana oluyor. Nereden çıkardım ben A seçeneğinin doğru seçenek olduğunu? Arkadaşlar bu paragraf çocukların okudukları kitapların kahramanlarından hayata dair bir takım bilgiler öğrendiğini anlatıyor. Çocuk hayatta karşılaştığı sorunlara tıpkı hikayedeki kahraman gibi arkadaşlar ne yapabiliyor? Çözüm üretebiliyor. Dolayısıyla cevap ne oluyor arkadaşlar? Adana oluyor. Bu tarz kitaplar demek ki çocuğu hayata hazırlıyor.
Sonra ona geldim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır diyor. Cümlede anlam sorusu. Hayat yaşadığımız süreyle değil, niteliğiyle ölçülür. Önemli olan hayatın uzunluğu, kısalığı değilmiş, hayatın niteliğiymiş, kalitesiymiş. Hayatınızı nasıl yaşadığınızmış arkadaşlar. O da zaten hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Hayatın değeri nasıl yaşandığı ile ilgilidir. Cevap C. Soru 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim korkudan ayakta duramayacak duruma gelmek anlamında kullanılmıştır diyor. A. Sonunda söylediklerime ikna olup dize geldi. Dize gelmek deyiminin anlamı boyun eğmektir. A seçeneği olmaz. B. Bu senede rakip takıma diz çöktürdü. Deyim diz çöktürmek. Kendine karşı geleni yenerek buyruğuna uyacak duruma getirmek anlamına gelir. B seçeneği de olmuyor. C. Zavallı çocuk hıçkıra hıçkıra ağlayarak adamın dizlerine kapandı. Deyim dizlerine kapanmak anlamı çok yalvarmaktır. C de olmuyor. Demek ki cevap Denizli. Havlayan köpekleri görünce dizlerimin bağı çözüldü. Demek ki köpekten korktu. Korktuğu için de ayakta duramayacak duruma hale geldi. Cevap Denizli. 12 numaralı soru bir paragraf sorusu. Bu parçada seyahatname ile ilgili olarak hangisine değinilmemiştir diyor. Üçünden söz edilmiş, bir tanesinden söz edilmemiş. Arkadaşlar olumsuz soru köklerine dikkat edin. Altı çiziliyor. Seyahatname Evliya Çelebi'nin ünlü bir eseridir. Evliya Çelebi denildiğinde çoğumuzun aklına iki kelime gelir. Birincisi onun kültürümüze armağan ettiği seyahatnamesi. Diğeri de seyahatnamede var olduğu bilinen aşırı abartıdır. Evet, Çelebi'nin üslubunda bir abartma vardır. Ancak o bunu asla gerçekleri çarpıtma sınırına vardırmaz. Çelebi'nin abartılı satırları ya okuyucunun ilgisini çekmek için söylediği ya da başkalarından duyduğu düşündürücü sözlerden ibaretmiş. Çok bilinen bir eser olduğuna değinilmiş mi? Değinilmiş. Nereden anladım? İlk cümleden anladım. Evliya Çelebi denildiğinde çoğumuzun aklına iki kelime geliyor. Bir tanesi seyahatnameymiş. Demek ki herkesin aklına aynı eser geldiğine göre arkadaşlar bilinen bir eserdir. Neden abartılı ifadelere yer vermiş Evliya Çelebi bu kitabında? Okuyucunun ilgisini çekmek için, zaten şurada yazıyordu, okuyucunun ilgisini çekmek için abartıya yer vermiş. B seçeneği de çıkıyor. Halkın anlayacağı bir dille yazıldığına dair herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Ceyhan oluyor. Merak uyandırıcı cümleler var mı diyor. Bakın arkadaşlar, şurada ne diyor bize? İlgisini çekmek için ne yapmış? Abartıya gitmiş. Eğer ilgi çekiyorsan tabii ki abartma söz sanatından yararlanıyorsun demek. Abartı bir nevi okuyucunun ilgisini çekiyor demek. D seçeneği de çıkıyor ama C seçeneği çıkmıyor. Cevap Ceyhan. Soru 13. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır diyor. Kişiden kişiye değişen cümlelere öznel cümleleri deriz. Öznel cümlelerin içinde yorum olur. A. Taşındığı çatı katı şirin, kutu gibi manzarası çok güzel bir yerdi demiş. Bu cümle öznel yargılı bir cümledir. Niçin öznel yargılı bir cümledir? Taşındığı çatı katına çok güzel demiş. Bana göre güzel olmayabilir. Yine şirin, sevimli demiş. Bana göre sevimli olmayabilir. Yine kutuya benzetmiş. Benzetme söz sanatı zaten öznellik ifade eder. Bunu unutmayın. Cevap Adana. B seçeneği iskemlenin üzerinde beyaz tahtadan yapılmış bir sandık duruyordu. Gördüğünü söylemiş. Bu cümlede herhangi bir öznellik ifadesi yoktur arkadaşlar. Kişisel düşünce yorum yoktur. Kişisel düşünce yorum olmadığı için nesnel yargılı cümle oluyor. C. Sokağın köşesini dönünce bizim kapının önünde bir araba gördüm. Yine aynı şekilde B'de olduğu gibi cümlede kişisel düşünce, kişisel yorum yok. Nesnel yargılı cümle oluyor. Sabah kahvaltısı için bir saat mola verdikten sonra yola devam ettiler. Yine nesnel yargılı bir cümle çünkü içinde kişisel düşünce veya herhangi bir yorum yok. Cevap Adana. Tekrar edelim. Cümledeki şirin yani sevimlilik ifadesi, çok güzel ifadesi ve cümledeki benzetme söz sanatı cümlenin kişisel görüş içerdiğini anlatan, %100 anlatan arkadaşlar ifadelerdir. Cevap Adana. Adana öznel yargılı bir cümledir. Soru 14. Paragraf oluşturma sorusudur. Numaralandırılmış cümleler olayların olu sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Cevap Ceyhan oluyor. Ceyhan'a göre değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Çocuk görülebilen en uzak noktaya baktı dürbünle. Sonra 2 geliyor. Birden ileride bakınca birden ileride gölün masmavi ufkunda beyaz bir gemi gördü. Arkadaşlar 4'ten sonra ne geldi? 2 geldi. Dürbünün camlarını sildi. Büyüteçleri bir daha ayarladı. Peki büyüteçleri bir daha ayarlayınca camları da silince ne oldu arkadaşlar? Geminin silüeti daha da belirgin görünmeye başladı. Geminin silüetinin daha da belirgin görünmeye başlamasının nedeni camların silinmesi, büyüteçlerin bir daha ayarlanmasıdır unutmayın. Sonra ne oldu sevgili arkadaşlar? 3 numaralı cümle geldi. Dalgalarda hafif hafif sallandığını, pupasının arkasından köpüklü bir iz çıkardığını da görüyordu artık. Demek ki büyüteçleri bir daha ayarlayınca geminin ayrıntılarını görmeye başladı.
3 numaralı cümle en sonda olacak arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Soru 15. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık hangisidir? İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat dünyamızın gelişimine yön verdi. Bilime önem veren ülkeler kalkındı, yani gelişti demek istiyor. Bilimde geri kalan ülkeler çağ dışı kaldı, yani gelişmedi. Biz de kalkınmak, yani gelişmek ve bağımsız olarak yaşamak istiyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi en büyük güçlerden biridir. Arkadaşlar bilimsel icatların gelişmeye olan katkısından söz etti. Bilimin gelişmeye olan katkısından söz etti. Dolayısıyla metni özetleyen başlık hangisi? Bilim ve gelişme. Cevap Adana. Gelişmiş ülkelerden söz etmedi. Şu ülkeler gelişmiştir demedi. Bilimin doğuşundan, yani tarihinden de söz etmedi arkadaşlar. Dolayısıyla C ve D'yi de eledim. Cevap Adana. 16 numaralı soru virgül ile ilgili hazırlanmış bir sorudur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yukarıda verilen işlevlerinden, görevlerin dışında kullanılmıştır? Tabii ki bilgi istiyor. Ağaçları, kuşları ve insanları seversen mutlu olursun diyor. Sevgili öğrenciler, ağaçları, kuşları, insanları derken eş görevli kelimeleri ayırmak için virgül kullanılmış. Bakalım var mı yukarıda eş görevli kelime diye bir arkadaşlar madde? Yok. O zaman cevap ne oluyor? Adana oluyor. Şurada daha önceki videolarımı izleyenler elma, virgül, armut, virgül, kiraz. Bu örneği hatırlamışlardır. Eş görevli kelimeleri ayırmak için virgül kullandım. Ağaçları, kuşları. Peki cevap Adana. Eş görevli kelimeleri ayırmak için virgül kullanılır ifadesi açıklaması yukarıda yok. Bu nedenle cevap Adana. B. Hayır. Bakın hayırdan sonra ne gelmiş? Virgül gelmiş. Demek ki kabul etmiyor, reddediyor. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren sözcüklerden sonra virgül kullanılır. Arkadaşlar B'nin örneği var. Hatta ok çekelim şöyle. C. Beni anlaman için biraz daha büyümen gerekir mi dedi. Şimdi burada tırnak içine alınmayan bir alıntı söz var. Başkasının bir sözü var. Tırnak içine alınmayan alıntı sözün sonuna virgül gelir arkadaşlar. Dikkat edin, virgül getirilmiş. O da nerede oluyor arkadaşlar? Bakın şurada tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur demiş. C'ye götürelim onu da. Buna da artık koyalım kenarına. D. Arkadaşlar lütfen hemen yerlerinize oturun. Bakın burada ne yapıyor şu anda? Arkadaşlarına sesleniyor. Seslenme ve hitap için kullanılan sözlerden sonra yine ne kullanılmış? Virgül kullanılmış. Cevap arkadaşlar Adana oluyor. Unutmayalım. Bir bilgi vereyim size. Beni anlaman için biraz daha büyümen gerekir mi? Soru soruyor. Arkadaşlar soru sorduğu için soru işareti gelebilir. Doğru. Fakat burada bir kural var. Tırnak içine alınmadığı için alıntı söz virgül gelir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Virgülden sonra zaten neyle başlar? Küçük harfle başlar. Dedi kelimesinin D'si büyük. En sonra da nokta gelir. Bunu unutmayın. Şayet tırnak içinde olsaydı beni anlaman için biraz daha büyümen gerekir mi ifadesi. Arkadaşlar ne yapardınız? Şöyle bir şey yapardınız. Mi'den sonra soru işaretini koyardınız. Tırnağı kapatırdınız. Dedi derdiniz. Dolayısıyla herhangi bir noktalama yanlışı olmazdı. Fakat tırnak içine almadığı için bu alıntı cümlesini, alıntı cümlesinin sonuna virgül gelir. Burası çok önemli bir bilgidir, unutmayalım. 17 numaralı soru bir deyim anlam sorusudur. Aşağıdaki altı çizgi sözlerden hangisi deyim değildir? Tanımadığın insanlarla samimi olma başın derde girebilir. Başı derde girmek deyimdir. Sıkıntılı bir durumla karşılaşabilirsin demek istiyor. B. Para kazanmaya başlayınca burnu büyüdü. Burnu büyümek bir deyimdir. Kibirlenmek, büyüklenmek, böbürlenmek anlamlarına gelir. C. Öğleye kadar çarşıda dolaşınca gözü gönlü açıldı. Burada neşelendi, ferahladı anlamına gelen bir deyim kullanılmış. D seçeneği bugün hiç keyfim yok, sabahtan beri dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor ifadesi arkadaşlar mecaz anlamda değil. Deyimler mecaz anlamda kullanılır. Diş bir organdır, ağrıda sızı anlamına gelir. Haliyle D seçeneğindeki kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır. Mecaz anlamda kullanılmadığı için arkadaşlar bunlar deyim olmuyor. Deyimlerin çoğunluğu biliyorsunuz mecaz anlamlı kelimelerdir. 18 numaralı soruya geldik. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilirse cümlede sebep sonuç, yani neden sonuç ilişkisi oluşmaz diyor. Şimdi şu bölüm sonuç oluyor arkadaşlar, bunu unutmayın. Şu noktalı yer sebep olacak. Sebep sonuç cümlelerinde dığ için ifadesi olur. Ya da dığından ifadesi olur. Yoksa da siz dığ içine ne yapacaksınız arkadaşlar? Çevireceksiniz. Bu işin püf noktasıdır. Kar yağdığı için yollar kapalıymış. Sonuç yollar kapalıymış. Yolların kapalı olmasının sebebi nedir? Kar yağdığı için. Bakın dığı için ifadesi var. A getirilebilir. B aldığımız haberlere göre yollar kapalıymış. Yollar kapalıymış sonuç. Yolların kapalı olmasının sebebi ne? Aldığımız haberlere göre. Arkadaşlar bu sebep, yani neden olmuyor? Cevap Bursa. Oluşmaz diyor, dikkat edin. C altyapı çalışmaları yapıldığından. Bakın dığından ifadesi var. Sonuç yollar kapalıymış. Sebep? Yolların kapalı olmasının sebebi nedir? Altyapı çalışmaları yapıldığından ya da yapıldığı için. C seçeneği de getirebilirim. Sebep sonuç anlamı katmış oluyor. Sel nedeniyle yollar kapalıymış.
Arkadaşlar bakın zaten burada neden diyor, sebeple neden eş anlamlı, sel nedeniyle yollar kapalıymış ifadesi de yine sebep sonuç cümlesidir. Sonuç yolları kapalıymış, nedeni ne? Sel nedeniyle veya sel olduğu için arkadaşlar her durumda dığ içine çevriliyor. Bunu unutmayın, cevap bursa. 19 numaralı soruda bir şiir var. Şiirin ana duygusunu, bize vermek istediği mesajı, temasını belirlememiz gerekiyor. Uzaksam da bugün senden, burcu burcu içimde, duman duman gözümdesin, her buluta binişimde. Demek ki burada sevdiğinden uzak düşmüş arkadaşlar. Hatta sevdiğinin kokusunu bile ne yapıyor? Hissediyormuş. Burcu koku demektir. Duman duman gözümdesin. Bakın özlüyorum demek istiyor. Her buluta binişimde. Hangi kelimeden söz ettim ben arkadaşlar? Özlemden. Özlem kelimesinin eş anlamlısı hasrettir. Şuradaki daha bağlaştır. Çıkardığınız anlam bozulmaz. Uzaksam bugün senden. Den ayrılma halekidir. Halekler isimlere gelir. Sen isimdir. Bir nevi zamidir arkadaşlar. Zamirler de ismi yerine yapar tutar. Yine burada D bulunma haleki unutmayalım. Arkadaşlar sorunun doğru cevabı ne oluyor? Özlem oluyor. Özlem hasret demektir. Unutmayın bu kelimenin eş anlamlısı sınavlarda karşımıza gelir. Yine hasret kalmak ne demek? Tabii ki özlem duymak. 20 numaralı soru yazılımızın son sorusudur. Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sevgi verirsen karşıdaki insana ayna gibi yansıtır. Aynen sana. Çok basit bir soru arkadaşlar. Çok güzel bir dizi aynı zamanda. Çok güzel bir mısra. Burada şair neyi anlatmaya çalışıyor? Sen sevgini karşıdaki insana ver diyor. Sen sevgi verirsen diyor, insanlar da seni sever diyor. Sen de sevgi, saygı görürsün demek istiyor. Zaten o da hangi seçenekte var arkadaşlar? Bakın D seçeneğinde var. Başkalarına sevgi gösteren kişi kendisi de sevgi görür demek istiyor. Sevgini ver, sen de sevgisiz kalma diyor. Yine bakın burada sevgiyi neye benzetti arkadaşlar? Aynaya benzetti gibi var burada benzetme edatı. Bunu da unutmayalım. Cevap Denizli. Böylece 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularımızın detaylı bir şekilde çözümünün sonuna geldik. Umarım sorular istediğiniz gibidir. Ben hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı arkadaş gruplarınızla paylaşmayı, yine videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum.